Bilmiyorum. Suyuma ağlama, doğama, dokunma. Suyuma ağlama, doğama, dokunma. Suyuma ağlama, doğama, dokunma. Gruplar geldi adam. Taş örnek. Sen şu tripodu hemen. Ölüler altın takamaz. Ölüler altın takamaz. Ölüler altın takamaz. Arkadaşlar hızlı olalım biraz. Mikrofonu da takalım. Mikrofonu da gerek yok, gerek yok, gerek yok. Hoş geldiniz. Merhabalar. Ben kanlardaydım. Kanlardan geliyorum. Merhabalar. Sağ olun, teşekkür ederim. Şöyle kapaşıyalım. Kayda başlıyor. Kayda başlıyor. Halis abi kim yapıyor canlı yayını? Canlı yayını şu an Taş Onet'ten başlatıyoruz. Herkes yayınlayabilir buradan. Grupta paylaşabilir. Başlatayım şu an. Abla sesin duyulur ya. Normal konuş. Taş Onet'ten. Eylem Hanım, Taş Onet'ten bakar mısın? Yayın geliyor. Başladı. Canlı yayın şu an başladı. Tamam. Bir kontrol etsin hemen. Hacı Bey ne yaşayacağız? Taş Onet'ten. Gruba girelim oradan paylaşalım. Şu anda var. Değerli basın mensupları, değerli kamerayı. Amasyalılar ve Tokatlılar. Amasya Tokat çevre platformları olarak Şebin Karahisar'da yaşadığımız çevre felaketiyle ilgili gerçekleştireceğimiz basın açıklamamıza hoş geldiniz. Ben Süheyla Doğan, platformlar adına ortak basın açıklamasını ben okuyacağım. Daha sonra da her platformda temsilcilerimiz ikişer üçer dakika konuşmaları yapacaklar. Açıklamaya başlıyorum. Şebin Karahisar'da çevre katliamı. Atık barajı çöktü. Kentkit ırmağı tehlike altında. İçme sularımız, tarım ve hayvancılığımız tehlike altında. Sorumlular yargılansın, gerekli tedbirler acile alınsın. Yine bunun tüm karakterlerinde faaliyet gösteren Resmo Madencilik Anlı Şirketi'ne ait Kurşun, Çinko, Bakır Ocağı Zenginleştirme Tesisi'nin atık barajı 18 Kasım
kısımda çöktü ve zehirli kimyasallarla yüklü atık ve çamurlar Kılıçkaya Barajı'na kadar ulaştı. Her ne kadar Giresun Valiliği'nin 4 Aralık'ta yaptığı açıklamada yapılan tahlillerde herhangi bir kimyasal ve bir çözümün olmadığı ve halk sağlığı açısından herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediği belirtilmişse de şirketin ÇED raporlarında sülfürik asit ve kostik gibi oldukça zehirli kimyasalların kullanıldığı açıktır. Hal böyleyken atık barajının yıkılmasından sonra taşan su içinde zehirli kimyasalların olmadığı açıklamaları inandırıcı değildir. Öte yandan Çevre Şehircilik Bakanlığı ise 4 Aralık'ta Twitter hesabından yaptığı açıklamada şirkete en üst limitten 12 milyon Türk lirası ceza kesildiğini ve şirketin faaliyetlerinden men edildiğini açıklamıştır. Şirketin çok vahim bir kusuru olduğu ve çevreye ciddi bir zarar verdiği ortadadır. Yoksa niye bu kadar ceza kesilsin? Olayın ardından bölgede yapılan incelemelerde TUMOP Jeoloji Mühendisleri Odası konunun önemine dikkatleri çekmiş ve deprem bölgesi olan ülkemizde maden atık barajlarının ne denli ciddi tehlike yarattığını belirtmiştir. Ekoloji Birliği, Türk Tabipler Birliği, Türk Toraks Derneği gibi kuruluşlarda bu çevre katliamının tehlikelerine dikkatleri çekmiş ve önlem alınmasını istemişlerdir. Ayrıca siyasi partiler ve şirket ve görev ihmali bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulunmuşlardır. Tema Vakfı ise bir video hazırlayarak bölgedeki vehameti ortaya koymuş ve bunu yayınlamıştır. Bizler bu bölgede Tokat ve Amasya'da yaşayan vatandaşlar olarak çok endişeliyiz. Bu felaketin yoğun tarımsal sulama yapılan yaz aylarında gerçekleşmemesi bölge tarım açısından bir teselli olarak görüyoruz. Kamu tarafından yapılan açıklamalar ve alınan önlemler oldukça yetersizdir ve inandırıcılıktan uzaktır. 519 kilometre uzunluğundaki Yeşilırmak'ın kolu olan Kelt Kıtırmağı üzerinde bulunan Kılıçkaya Barajı'nın kirlenmesi, tüm Kelkit Vadisi'ni, Su Şehri, Koyulhisar, Reşadiye, Niksar, Erbaa ve Taşova'yı, Hasan Uhurlu, Suat Urlu Barajları'nı ve Samsun Çarşamba Ovası'nı etkileyecektir. Bu bölgeler tarım ve hayvancılık açısından çok önemlidir. Bölgenin ve ülkemizin gıda ambarıdır. Kelkit Irmağı bölgemizin can damarıdır. Kelkit Vadisi'ni ve Yeşilırmak Havzası'nın doğal ekosistemi HES'ler nedeniyle bozulmuşken şimdi de HES'le madenin tarafından zehirlenmiştir. 2006 yılından bu yana madeni işleten HES'le maden ticaret esnafı maaşı bugüne kadar kapasite artışı, atık havuzları ve zehirlenme kesimleri çoğunlukla şirketin hali hazırda Kasım ayında ÇED sürecini başlattığı kapasite artışı ve 2020'de başlattığı ve henüz sonuçlanmayan bir atık havuzu projesi mevcuttur. Şirkete ait söz konusu tesislerde daha önce de çevre suçu niteliğinde benzer eylemleriyle balık ölümleri yaşandığını biliyoruz. Amasya ve Tokat illerimizde son yıllarda çok sayıda maden ruhsatı verilmiştir. Tokat ve Amasya'nın %54'ü maden ruhsatlarıyla kaplanmıştır ki bu haritayı yanımızdaki bankartta görüyoruz. Şu anda Tokat ve Amasya'nın ne yazık ki %46'sı bu haritada görüldüğü gibi ruhsatlandırılmış durumdadır. Boğalı, Sakarya kayalarımızda, Reşadiye'de, Niksar'da, Taşova'da altın ve bakır madenleri çıkarmak isteyen yerli yabancı şirketler at koşturmaktadır. Bu projenin hayata geçmesi durumunda deprem bölgesi olan ve depremin yıkımını zaten çok çekmiş olan bölgemizde olası tırnak içinde maden kazaları, gerçekte doğa kırım projeleri, atık barajları çökmelerinin yaratacağı tahribatı, yıkımı düşünmek bile istemiyoruz. Biz bölgemizde ekolojik yıkımlara yol açan, havamızı, suyumuzu, toprağımızı zehirleyen projeleri istemiyoruz. Bizim tarımımız, hayvancılığımız, ormanlarımız bize yeter. Tokat'ın yaprağı, Amasya'nın elması bizim en değerli altınlarımızdır. Tarım ve hayvancılığımızın geleceğinden, yaşamlarımızdan endişe ediyoruz. Aşağıdaki talepleri dile getirmek istiyoruz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nı bölgemizdeki bütün metalik madencilik ruhsatlarını ve Nesko madenciliğin tüm ruhsat ve izinlerini iptal etmeye çağırıyoruz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Giresun Valiliği'ni Nesko ve diğer madenlerde gerekli denetim görevlerini gerçekleştirmeye ve etkilenen tüm alanlarda gerekli ölçüm ve tahlilleri yaparak şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmaya çağırıyoruz. İlgili bakanlıkları maden faaliyetlerindeki sicili bozuk olan Yıldızlar Holding'in bir iştirakı olan Nesko Madenciliğe ait bakır madeni projesini
tamamen kapatmaya ve alanı rehabilit etmeye çağırıyoruz. Yine NESCO'nun sebep olduğu bu kirlenmeden tarlaları etkilenen köylere tazminat ödenmesi ve işten çıkartılan işlerin de yasal haklarının verilmesi, geri geri iş oranlarının sağlanması gibi tam onun iş yaptırımlarda bulunmak istiyoruz. Deniz Öncülüğü'nün başkanlığında NESCO Madenciliği'nin projeye yakın ve denetim sürecinin gerekçek sürecini görev ihmali olan herkes hakkında soruşturma açmaya ve gerekli cezayı yapacak bunu ithal. Kendik vaadimizi, yeşilmek vaadimizi, dağlarımızı, yaylalarımızı, yaşam alanlarımızı yağmacı ve talancı şirketlere ve onların iş belirtisi sistemine karşı koruyacağız. Konunun takipçisi olacağız. Karadeniz'in üstü altından değerlidir. Yeşilırmak kerki tırmanacağız. Olsun, zehir akmasın. Amasya, Tokat, çevre platformları. Konkara bize birer arkadaşımız. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Taşova Platformu çevre sözcüsü, basın sözcüsü Ali Rıza Avuş. Memleketimize, doğamıza hoş geldiniz. Ama görüyorsunuz ki Yeşilırmak'ın ve Kozandı Çayı'nın birleştiği noktada zehirlenmeler oldu. Suyumuz zehirleniyor. O kadar tedbir alınması konusunda çevre platformu olarak söylememize, uyarmamıza rağmen önlemler alınmıyor. 18 Kasım'da Çebinkarahisar'da NESCO madenciliğe ait madende havuzların patlamasından dolayı zehirli atıklar suya karıştı. Ve karışan bu zehirler Kelkit Ovası'nı zehirledi. Ve şu anda barajlardan sonra bu noktalara kadar gelmekte. Tokat'a bağlı Niksar, Erba, Reşadiye ve diğer köylerle beraber Taşova'mızın suyu ve çevresi kirlenmektedir. İlgililerden bir an önce sulardan numune alınarak ne derece zehirlendiğini öğrenmek istiyoruz, bilmek istiyoruz ve çevre katliamına son verilmesini istiyoruz. Biz çevre mücadelemize devam edeceğiz. Amacımız doğa, çevre, su mücadelesidir. Hepinize teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Merhaba diyorum. Herkese merhaba. Biz de doğa dostu olarak Niksar platformu temsil ediyoruz. Aramaların yapılması, kanunlara uygun olması ve yapanların da prosedürle uygun olması lazım ama ancak buna uyan kimseyi göremiyoruz. Bunun için devletin yetkililerinin hepsini göreve çağırıyoruz. Evet, vatan bizim, topraklar bizim, bizler yaşıyoruz. Biraz evvel arkadaşım söyledi. Altın ölene lazım değildir. Onun için herkes sağlıklı yaşasın. Herkese selamlar. Reşadiye var mı Reşadiye? Yok. Amasya var. Amasya. Amasya. Herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Amasya Çevre Platformu olarak konuşuyorum. İsmim Necep Zorlukuş. Gerçekten Kelkit Çayı ve Yeşilırmak Çayı Tokat ili ve Amasya ilimiz için olmazsa olmazımızdır. Bir defa bunun altını kalın çizgilerle çiziyoruz. Maalesef Çebinkarahisar'da gerçekleşmiş olan arzu edilmeyen, doğayı katleden bu olayı nefretle kırıyoruz. Çevre platformları olarak. Bu yüzden öncelikle devletimizden bu konunun çok ciddi şekilde incelenip teknik bir raporla kamuoyunu aydınlatmalarını, gerçek manada kirlendiğini biz biliyoruz ama devlet tarafından da bu konunun masaya yatırılıp
kamuoyunu bilgilendirmesini özellikle rica ediyoruz. Bu mevcut ırmak üzerinde ve havzalarda binlerce sondaj kuyularımız vardır, kaynak sularımız vardır ve bunlar yerleşim yerlerinin içme suyu ve sulama suyu ihtiyaçlarını gidermektedir. O yüzden bu konudaki hassasiyetin altını bir kere daha çiziyoruz. Devletimizin bu konuda halkımızın yanında olduğunu, böyle bir gerçekleşmiş olan olaya müdahale etmesini dört gözle bekliyoruz. Herkese selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Süheyla Hanım, biraz söz alabilir miyim acaba? Tabii, buyurun. Toprak Çevre Platformu adına konuşmak istiyorum. Ahmet Günaydın, Taşova Gazetesi. Ahmet Günaydın, Taşova Gazetesi. Bizler de tam şu anda ortasında bulunduğumuz işte bu tarafı Amasya Taşova. Bu bölümde özellikle işte Erbaa ve Tokat il sınırındayız. Bu köprüden biraz bahsedeceğim ben tarihi bilgilerime dayanarak. Köprü 6. Mithridates, Rum Korpus Kralı 6. Mithridates tarafından Niksar ile Amasya'yı birbirine bağlamak için yapılan işte şu gördüğünüz köprü, Boğazkesen Köprüsü adı altında daha çok biliniyor. Tabi Erbaalılar buraya Kale Boğazı adını da veriyorlar. Bizler en az 45 yıldır ben bu bölgeyi çok iyi biliyorum. Tozanlı ve Keykit'in işte gördüğünüz gibi gelip birleştikten sonra burada yani havadaki kuşu kapıyordu. O kadar coşkun akan bir ırmağımız vardı. Ben ilk defa bu adacıkların buluştuğunu, iki ırmak birleştikten sonra tam bir rezalet. Yani o açıdan yapılan eylemleri son derece yerinde buluyorum. Ve özellikle son Şebin Karahisar'daki olaydan sonra belki biraz daha insanların aklı başına gelmeye başladı. İnşallah bundan sonra da daha duyarlı olurlar. Çünkü bu HES'ler olsun, diğer konularda olsun, haklı mücadele olmadıkça bunların hepsi sizler olmasaydınız belki de çok daha rahat hayat bulacaktı. Onun için mücadeleye devam diyorum. Teşekkür ediyorum. Sevgili dostlar, maden istemiyoruz. Bölgemizde maden istemiyoruz. Bölgemizde maden istemiyoruz. Sevgili dostlar, sevgili basın temsilcileri, Amasya Tokat Çevre Platformu olarak gerçekleştirdiğimiz basın açıklamamız burada sona ermiştir. Katılımınız için herkese çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Niye? Fotoğraf için mi?